Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi kanalında yeni bir performans incelemesine daha hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz ayakkabı introdan da gördüğünüz üzere gerçekten güzel ve keyifli bir ayakkabı. Ben çok beklentisiz almıştım. Bu yüzden de galiba ekstra hoşuma gitti. Bir de tabii ki indirimden aldım. Bunu da unutmayalım. Şu anda neredeyse iki katına çıkmış. Bu şekilde başlamakta hiç hoşuma gitmedi. Ama bu indirimleri kaçırmamak için beni mutlaka ve mutlaka Instagram'dan takip edin. Hikaye paylaşımları yapıyorum ben satın alacağım zaman. Diyorum işte şu şurada indirime girmiş, bu burada indirime girmiş. Özellikle bazı günler bazı ayakkabılar inanılmaz güzel indirimlere giriyor. Hatta şu anda yukarıda körü onu görüyor olabilirsiniz. Onu da yarı fiyatına sayemde alan çok insan var. İndirimleri Instagram'dan paylaşmıştım. Şimdi ayakkabımıza dönelim. Russell Westbrook'un normal imzalı serisinin yanında biliyorsunuz bir de One Take serisi çıkıyor. Geçmişteki modellerinden birkaç tanesini de incelemiştik. Bu sefer ise elimizde Jordan One Take 4 var. Evet, kutusu şu şekilde. Önümüzde bir önceki modellerle birebir aynı. Bu hoşuma gitmiyor benim. Daha önceden de belirtmiştim birkaç defa. Yine her zamanki gibi 11 numara aldım arkadaşlar. Sizler de kendi numaranız neyse, basketbol numaranız neyse onu alabilirsiniz. Bunu ben her videoda neredeyse dile getiriyorum ama sürekli yeni arkadaşlar katılıyor bizlere. O yüzden tekrar etmekte sıkıntı görmüyorum. Ben Nike ve Jordan modellerinde 45 numara giyiyorum basketbollarda. Günlük koşu, yürüyüş ayakkabılarında ise 44,5 giyiyorum. Adidas'larda ise hem basketbolda hem normal gündelikte 44 2/3 giyiyorum. Siz de bana kıyasla kendinizi ayarlayabilirsiniz. Kalıpları çok dar değil yani. Kutusu bu şekilde. Zaten kargo açım videosunda gördünüz. Hemen içinden bir tanesini çıkartıyorum şöyle. Bang bang. Detaylı performans incelememize geçelim. Hadi bakalım. Ayakkabımız bu şekilde arkadaşlar. Jordan One Take 4. Benim aldığım rengi görüyorsunuz. Biraz daha siyahlı, morlu bir renk ki bu oldukça hoş ve keyifli gözüküyor. Ayakkabıyı dediğim gibi indirimden Nike.com'dan aldım. Bu şekilde bazen güzel indirimler denk getirebiliyoruz. Ayakkabıda dizayn detayı olarak ufak ufak dokundurmalar var. İlk olarak şu önündekinden başlamak istiyorum. Jordan logosu gerçekten güzel gözüküyor yukarı doğru. Bir plastik çıkıntısıyla bu şekilde ön plana kondurulmuş. Hemen ortada bir Jordan logosu var. Arkada, altta bir Jordan logosu yine. Onun dışında Air Zoom yazısı, Westbrook'un logosu, ufak ufak dikişler, mor dokundurmalar, dikişler ve Westbrook logosu değil de tatlı, keyifli bir ayakkabı. Sizler beğeniyor musunuz? Ne diyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Benim ayağıma bayağı yakıştı bence. Yani benim düşüncem bu. Sizler ne diyorsunuz? Yakıştırdınız mı? Lütfen yorumlarda belirtin. Basketbol ayakkabısı olarak gerçekten çok şaşırtıcı bulmuştum. İçi boş hissettiren bir ayakkabı arkadaşlar. Ama ayakta çok daha farklı, güzel bir desteği var. En azından sizi çok stabil hissettiriyor. Genel manada birçok artıları olan bir ayakkabı. Tabii ki eksiklikleri var. Zaten ucuz ve bütçeli bir model. Yani beklentiler çok yükseğe çıkmasın. Ama ben keyif aldım. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir ayakkabı. Detaylarını zaten şimdi sizlere anlatıyor olacağım. Hemen şu an yapmak istediğim şey ağırlığını ölçmek. Yeni şu şekilde tartımı da alayım. Rahat gözüksün diye ve ayakkabı da yukarıda dursun diye arkadaşlar böyle bir tartı buldum. Biraz eski model ama şöyle ağırlığına bakmak istiyorum. 363 gram. Gerçekten çok hafif bir ayakkabı. Bu yılın en hafiflerinden diyebilirim. Hafif ayakkabı isteyen, daha çok gard oynayan, daha ince, kilosu az arkadaşlarım için tavsiye edebileceğim bir ayakkabı olacak arkadaşlar. Ayağınızı kesinlikle ve kesinlikle yormayacak. Tabanıyla başlayalım. Tabanı arkadaşlar oldukça güçlü duruyor. Gördüğünüz gibi çıkıntılar kuvvetli ve derin. Özellikle iç saha için gayet iyi iş yaptı. Beklediğimden çok çok daha iyi iş yaptı. Sahayı iyi tuttum. Genel itibariyle kendimi güvende ve rahat hissettim. Tabii ki ara ara silmem gerekti. Tabii ki şu gördüğünüz bakın bazı yerlerde toz tutmalar mevcut. Bunlar başınıza gelebiliyor. Ama onun dışında harika iş yaptı diyebilirim. Kendimi hep kontrollü ve sahayla birebir hissettim. Yere oldukça yakın olduğu için de sahayı kontrol hissi çok yüksek. Yani kendinizi daha aktif, daha stabil ve dengeli hissediyorsunuz. Bu gardlar için bence çok iyi bir özellik. Kim ayakkabı böyle yerden kopmuş, hemen her an düşeceksiniz gibi, ayağınızla yer arasında çok mesafe varmış gibi hissettiriyor. Bu daha çok ağır adamlara yönelik oluyor. Ama bu ayakkabı gerçekten güzel bir gard ayakkabısı olmuş. Taban tutuşu olarak benim vereceğim puan 10 üzerinden 8.8 olacak arkadaşlar. Gayet yüksek ve güzel bir puan. Bu kadar
bütçeli bir modelde, hani uygun bir model diyeceğim gerçi ama şimdi 2.5-2.600 seviyeleri çok da uygun değil. Benim aldığım fiyat ciddi manada işte 1.300-1.400 civarını aldım. Bence komik kalan bir rakam. Ona göre kıyaslarsam her şey hoşuma gidecek ama ben normal 2.5 seviyelerine göre kıyaslıyorum. Harden Step Back'ler, Yanis Immortality'ler sınıfında baktığım zaman gayet yine başarılı bir taban tuşuna sahip. Tabanda gördüğünüz şu plakaya değinmek istiyorum yastıklamaya çıkmadan önce. Çok iyi iş yapmış. Gerçekten ayağıma çok uygun bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Benim gibi hissedenleriniz de mutlaka vardır. Bu arada bu ayakkabıyı alıp kullananlar varsa mutlaka yorum yapsınlar. Çok iyi dengeli hissettirdi. Normalde bu plaka çok küçük arkadaşlar. Biraz daha uzun olması gerekir. Fakat bana çok iyi geldi. Tam ayağımın ark bölgesinde hoş bir denge sundu. Ayağımı rahat ettirdi. Yastıklamaya çıkıyorum. Belki de bu ayakkabının en büyük dezavantajlarından biri. Yastıklaması faylon köpüğü var arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde o etkisini, zıpsıklığını kaybedecek. Ön tabanda ise Air Zoom var. Bu da küçük bir alanda hissediyorsunuz. Hemen şu ayağınızın altında kalıyor. Çok böyle güçlü, büyük bir yastıklama sunmuyor sizlere. Ama zaten bütçeli modelde bunu da bekliyor muyuz? Hayır, beklemiyoruz. Ama yine de biraz daha iyi olabilirdi. Yastıklama noktasında ben biraz eksik bulduğumu söylemem lazım. Keşke daha iyi olsaydı. Why Not serisine göre bence baya baya düşük kalmış. Etkiden koruma, fazla zıpsıplık beklemeyin. Hafif bir rahatlık hissi var. O da faylondan kaynaklı. Hafif bir ayağınızın altında tabaka böyle bir yastık varmış gibi hissettiren kısım ise ön kısım ama basketbol noktasında bunlar böyle apayrı etkiler yapmıyor. Normalde kullanılan Air Zoom üniteleri çok büyük ya, faylon köpüklerinin kalınlığı daha fazla olduğu için burada o kadar bir beklentiniz olmasın. Ortalamanın altında kalan, sınıfta kalan bir yastıklama var. 10 üzerinden vereceğim puan ise arkadaşlar 7.6 olacak. 8'in altına düşen her puan benim için ortalamanın altı. Ortalama 8.5'lara yaklaşan, 8.5 üstü ise ciddi iyi yastıklamalar olarak düşünebilirsiniz. Üst kısma geçelim ve asıl ben bütçeliyim diye bağıran nokta burası. Çok ucuz hissettiren materyaller kullanılmış. Özellikle şu kısım arkadaşlar neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum ama gerçekten kötü hissettiriyor. Diğer materyaller ise yine ucuz, yapay ve düşük bütçeliyim diye bağıran kısımlar aslında. Biraz daha tüylü kullanım olsa belki daha iyi olurdu ama pek dediğim gibi beğenmedim ben üst kısmını. Tek beğendiğim nokta şu alt taraftan üste çıkan plastik ve Jordan logosu. Burayı beğendim. Bir de belki bağcık kısımları, biraz daha gözüme hoş gelen kısımlar. Materyalleri gerçekten ucuz modelim diye bağırıyor. Materyaller her ne kadar böyle olsa da ayakkabının ağırlığını azaltmaya yardımcı oluyor ve kitlenme noktasında da gayet başarılı iş yapmışlar. Kalitesinden bağımsız olarak ekstra avantaj olarak sunabilirim. Kitlenme noktasında başarılı. Bağcıklarınızı iyi iliklediğiniz zaman farklı farklı gördüğünüz üzere deliklerden ayağınızı kitliyor ve doğru numara tercih ederseniz de zaten ayakkabı oldukça içte dar bir yüze sahip. Yanlara doğru ayakkabının ekstra çıkıntılı olması. Her ne kadar ayağınız içeride otursa da biraz Adidas tasarımlarını bana bu hatırlattı. Yan taraflara doğru çıkıntılar mevcut. Bu da gerçekten çok dengeli yapmış arkadaşlar. Yere koyduğunuz zaman ayakkabı titremiyor adeta. Sahayı kontrol için, güvenli hissetmeniz için mükemmel bir etki yapmış. Her ayakkabıda bu şekilde daha dış tasarım yapılması lazım. Aynı şöyle düşünün, bir kar ayakkabısı düşünün. Normalde ayağınızın çevresine çok daha büyük bir şekilde yerleştirilir. Basıncınızı azaltı, kara gömülmezsiniz. Biraz benzer bir mantık dengeli yapıyor. Topuk kısmına gelecek olursak çok fazla bir pedleme yok. Gayet sıradan ortalama bir pedleme ve dil yapısı incecik, kağıt gibi adeta. Arkada Jordan logosu. Bu arada arkada da Jordan yazısı. Bunu da atlamayalım. Design detayı olarak belirtmeyi başta unutmuştuk. Giyip çıkarmak oldukça kolay. Arkadaki pull tab'den tutup normal bir şekilde giyebilirsiniz. Dediğim gibi bağcıkları güzel sıktığınız zaman da rahat hissedeceksiniz. Burada bir problem olmayacak. Materyal kalitesine puan verecek olursam 10 üzerinden 7.6 vereceğim arkadaşlar. Oldukça düşük, altta kalan bir materyal kalitesi var. Denge noktasına baktığımız ise bence çok iyiydi. Gayet keyifli ve iyi bir dengeye, daha doğrusu desteğe sahip. Destek noktasında vereceğim puan 10 üzerinden 8.7 olacak. Bazı imzalı ayakkabılarda, çok daha pahalı ayakkabılarda bu kadar iyi denge olmuyor. Kesinlikle ve kesinlikle burada çok iyi bir iş yapmışlar. İndirimden alabiliyorsanız bunu kaçırmamanız lazım. Dışarıda oynamaya uygun mu değil mi noktasında taban arkadaşlar kurtaracağını çok düşünmüyorum. Baya baya yumuşak. Üst kısmı ise hiç dayanmaz. Dolayısıyla bence dışarıda oynamayın. Hani birisi basarsa üst kısım çok hızlı parçalanabilir. Yastıklama dışarıda oynamak için çok kuvvetsiz. Betonda belinize, dizinize ve diğer eklem yerlerinize ekstra yük biniyor. Dışarıda oynamamanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki yine oynanamaz mı? Oynanır ama çok daha hızlı bir şekilde bu ayakkabıyı parçalayacaksınızdır diye düşünüyorum. Toparlamak gerekirse arkadaşlar oldukça keyifli, çok hafif, belki de yılın en hafif basketbol ayakkabısı. Desteği,
taban tutuşu gayet iyi, üst sınıflara ait bir ayakkabı. Fakat materyal kalitesi, yastıklaması, ucuz hissettirmesi biraz bütçeli modelim diye de bağırıyor. Bu ayakkabı hakkında fikirlerinizi lütfen yorumlara yazın. Böylelikle alacak arkadaşlarım ekstra bir görüş elde edebilir. Benim tecrübelerim bu şekildeydi. 2500 lira olsaydı muhtemelen denemezdim. Fakat bu şekilde indirimde bulunca alıp sizlere denemek istedim. Görsel, şık, temiz bir ayakkabı. Gündelik hayatta da bu arada giyebilirsiniz. Spor salonlarında, eşofmanlarınızın altına veya işte yaz geldi, yazlık olarak, sneaker olarak da kullanılabilir. Hem de Jordan logosuyla, güzel bir rengiyle tercih edilebilir. Bu şekilde de incelememi sonlandırmak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyifli ve hoş bir inceleme olmuştur. İçinden dışından her şeyinden bahsettim. Eğer incelemede bahsetmediğimi düşündüğünüz bir şey varsa yorumlara yazın. Ben de cevap vermeye çalışayım. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dahisi bugünlük out.